felaha erminin birinci şartı ellezînün fî salâtihim hâşûn buyur. Onlar ki namazda huşu içindedir. Namazın en zor tarafı budur. Fıkıh tarafı kolaydır. Fıkıh kitaplarından okursun, öğrenirsin onu. Farzları, vacipleri, sünnetleri, sevcileri öğrenirsin kolay. Tadil erkanı öğrenirsin kolay. Ne kadar ne miktarda fasıllarda duracaksın öğrenirsin. Fakat en mühimi namazı huşuyla kılabilmek. Burada buyuruyor Cenab-ı Hak, onlar namazı huşu içindedir. Cenab-ı Hak secde et, yaklaş buyuruyor. Huşu ne yapar? Tevekkül ve teslimiyeti arttırır. Cenab-ı Hak kadar mümin sığınak, barınak, hatta bir liman haline gelir. Meryem Vâdîmiz Cenab-ı Hak çok senâ ediyor Kur'an-ı Kerim'de. 34 yer sırf hanım ismi Meryem olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Geçerken çok yerde de Meryem oğlu İsa diye geçiyor. İsa aleyhisselam'dan bahsederken yine Cenab-ı Hak Meryem Vâdîmiz'i hatırlatıyor. İffetini koruyan Meryem buyuruyor. Namaz o kadar mühim ki efendim Meryem Vâdîmiz'i çok seviyor. Fakat Âl-i İmrân 43. ayetinde ey Meryem diyor. Rabbine ibadet et diyor. Secdeye kapan diyor. Onun huzur rükû edenle beraber sen de rükû et buyuruyor. Velhâsıl namaz bu kadar çok mühim. Secdeye bir yaklaş buyuruyor. Bedenin kıblesi Kâbe olurken kalbin kıblesi Cenâb-ı Hak olacak. Yine Cenâb-ı Hak kimler fetih sûr Resûlullah'ın yanında? Yine orada buyuruyor ki Cenâb-ı Hak sen onu rükû ederken secde eden görürsün buyuruyor. Yine Efendimiz buyuruyor hadis-i şerifte. Allah'ın razı olduğu üç kişiyi şöyle beyan. Şu üç kişiden Allah razıdır buyuruyor. Yani demek ki bunu kendimizi bu şekilde bir yaşamalıyız. Evlatlarını da bu hadis-i şerifin şumuline dahil etmeliyiz. Bir Allah'ın razı üç kişi. Tabii bütün emirleri yapacak, nihilerden kaçacak. Gece teheccüde kalkan kişi buyuruluyor. İkincisi namaz için saf saf duran müminler. Yani bir cemaatle namazı kılmak. Üçüncüsü ise düşmanla savaş için saf tutan müminler. Yani harpten kaçmayak bir Allah için oraya devam eden savaşta bir vecd içinde savaşan askerler buyuruluyor. Aslı saadete baktığımız zaman bugünkü en çok olan hasta psikiyatrik bir rahatsızlık aslı saadette yok. Çünkü secde tedavi ediyor. Sosyal taşkınlık ve rahatsızlık da yok. Çünkü namaz cemaatle kılınıyor. Zekatlar veriliyor, infaklar oluyor, oruç tutuluyor, merhamet artılıyor. Velhâsıl namaz müminin miracı. Ey Ademoğlu, her misle gidişinizde sizin güzel elbiseler giyin buyuruyor. Yani niye Cenab-ı Hak kulu kendi huzurunda olduğunu idrak ettirsin? Bir fâninin huzuruna çıkarken nasıl çıkıyor? Cenab-ı Hak huzurunda nasıl duruyor? Yine namazın bize ibadetler bizim lehimize hep. Günde en aşağı 5 sefer Cenab-ı Hak'la buluşuyorsun. Huşuyla kılan namaz fahşadan yani iffetsizlikten, münkerden men eder buyuruyor. Yani senin benim kıldığım namaz nasıl? Onun ölçüsünü gör, röntgenini görmek isterse insan gözü nereleri seyrediyor? Nasıl bir his duyuyor? Kulağı nelere muhatap? Dilinden neler çıkıyor? Vücudunun gücünün kuvveti nerede kılıyor? İşte bu namazın bir röntgeni. Fahşadan koruyan bir namazın röntgeni. Efendim namaz kılardı, şu kadar, şu kadar, şu kadar giderdi, ancak onda bir kadar buyuruyor. Yani namazı vakit aralığına sıkıştırmamak lazım. Bir telefon geldi, bir şey oldu, şunu bakayım, şunu halledeyim, onu kılarım. Öbür vakte yaklaştığı zaman namaz huşu kaybeder ve ağırlık başlar vücutta. Tabi bu zirve bir namaz. İşte Rasûlullah Efendimiz namazı durduğu zaman yüreğinden kazan kaynayan bir su, bir fokur hem su gibi duyardık diyor Âişe Vâlidemiz. Yine İbrahim aleyhisselam, Cenâb-ı Hak çok yüksek bir takva halinde, malından, canından, evladından. Fakat İbrahim aleyhisselam takva üzere bir namaz istiyor Cenâb-ı Hak ve zürriyetini de istiyor o namazı. Yâ Rabbi, beni soyumdan gelecekler, namaz devam kılanlar ey Rabbim duamı kabul et buyuruyor. Yani bugün zürriyet, bugün anne ve babalara bu çok mühim bir ikaz olmuş oluyor. Fazilet anne babalara baktığımız zaman
kendi aramızı mukayese etmek için. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor sahabiden. Peygamberimize anne soruyor, en son ne zaman görüştün diyor Efendimizle diyor. Birkaç gün oldu görüşmedim diyor. Annem bana çok kızdı diyor. Fena bir şey beni azarladı diyor. Ben dedim ki annesini çok seviyor. Anne o muhabbeti vermiş. Dur kızma anneciğim diyor. Hemen Rasûlullah Efendimiz'in yanına gideyim. Onunla beraber akşam namazı kılayım. Sonra da benim senin için Rasûlullah Efendimiz'den bir istiğfar isteyeyim. Cenâb-ı Hak istiğfar etmesin. Bir anne ve evlat. Yani annenin babanın sanatıdır evlat. Yine Ahmed İbn Hanbel, bu dört mezhepten birinin imamı, Hanbelî mezhebinin. O da bir çocukluğunu aktarıyor. Ahmed İbn Hanbel diyor, ben diyor 10 yaşındaydım diyor. 10 yaşındayken de Kur'an-ı Kerim'i ezberledim diyor. Yani hafız oluyor. Sabah namazından önce annem beni kaldırırdı diyor. Fakat diyor, Bağdat'ın çok soğuk günleri vardı diyor. Annem diyor, benim diyor abdest suyumu ısıtırdı diyor. Sonra da elbisemi giydirir diyor. Daha çocuk yaşta herhalde, 10 yaşında falan. Evimiz uzak, yolda karanlık olduğu için kendisi de örtüsünü takınırdı diyor, tesettürü bürünür diyor. Benimle birlikte camiye kadar gelirdi diyor. Sâlihâ anne, cennetlik anne, cennetin ayakları altında olduğu anne. Yine İmam Malik buyuruyor ki, ben diyor her hadis ezberlediğimde çocuk diyor babam bana bir hediye verirdi diyor. Öyle zaman geldi babam hediye vermesi bile hadis ezberlemek için bana tarihsiz bir lezzet haline geldi diyor. Velhâsıl demek ki burada evlatlarımız bizim vazifemiz o huşuğa alıştırmak, o bir lezzete alıştırmak. O lezzet olduğu zaman kolay. Bak bu maalesef yani zıttına aman daha çocuktur ne olacak? Tesettürü zamanla değişir. Sonra yapar. Bu ne oluyor? Nefsane çocuk bir tiryakilik haline geliyor. Tiryakilik yarın sonradan ne anne dinliyor, baba dinliyor, devam ediyor. Onun için ağaç yaşken gelir. Daima öyle anne babaları şu cevabı verir, ne verdin ki, ne bekliyorsun? Nerelerde okutuyorsun? Demek ki evlatlarımızın çok itina göstermemiz lazım. Tabii bugün bu daha zor. Niçin? Globalleşen dünyada. Belki bu zuhur eden bir takım fitnelerin neticesinde 7'den 70'e yeni bir el telefonu var. Yani bunun internetin bir noktada faydası var. Bir noktada faydasından çok zararı var. Nesli felakete sürüklüyor. Yani bunun için biz ne kadar evlatlarımızı bir muhabbetle terbiye edersek o kadar bizim izinde olurlar. Efendimiz Medine'yi teşrif ettiği zaman Enes'in annesi veya üvey babası Enes'i tuttu, getirdi Efendimiz'e. Ya Rasûlullah dedi, bu size hizmet etmesi için vakfediyoruz. Annesi vakfetti hizmet etmesi için. Enes 10 yaşında, Efendimiz 53 yaşında. Yani rahmeten âlemin olan bir peygamber 10 yaşında çocuk nasıl hizmet eder? Fakat Efendimiz onu aldı, terbiye etti. Aradaki şeyler çok. Diyor ki Enes, beni muhabbetle terbiye etti diyor. Hiç diyor, bana diyor, bir diyor, üf dahi demedi diyor. Hep bana muhabbet tevzi etti diyor. Vefat ettiği zaman da rüya görüp de diyor, görmedim rüya olmadı hiç diyor. Demek ki evlatlarımız çok bir muhabbetle onu terbiye edebilmek. En mühim onu ufak yaşta namaza alıştırmak. Sonra namazı alıcı kılıyor vesaire oluyor, olmuyor bir türlü, toparlanamıyor. Bu Müddessir suresinde cehenneme girenlerin birinci şartı da onlar cehenneme girer, uzaktan giden sesler niçin cehennemliksiz diyor. Onlar biz namaz kılanlardan değildik diyor. Yine biz merhametsizdik diyor. Hep kendimizi düşünürdük diyor. Bu global dünyanın sekülerden getirdiği de bu. Yani bir menfaat dünyası. Açları düşünmemek. Hatta kızmak. Başka ne en mühimi? Batıla dalanlarla beraberdik buyuruyor. İşte en büyük batıl dalanlar internetin çıkmaz sokaklarında ziyan olması nesli. Tabii ne oluyor? Dünya hep lekeler geliyor. Ahireti inkar edenler de oluyor. Bu kadar ilahi azamet, bu kadar kudret akışları karşısında böyle diyor.
Geçen gün birisi diyor ki, Allah diyor, beni yaratırken bana sordu mu diyor. Bana sordu mu diyor. Yani Cenâb-ı Hak cidale giriyor, bana sordu mu diyor. Ya Allah sana büyük mükafat vaat ediyor. Nasıl dünyevi imtihanlardan geçiyorsun kazanmak için, oradan Allah sana peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, suhuf gönderiyor, şu kâinat, her şey zerreden küreye ilahi azametin tecellisi. Âmâ olarak dolaşıyor. Kalbi âmâ olarak. Velhâsıl takva zaruri. Hem kendi müttakî olacak hem de cavrulu müttakî olacak. Hazreti Ömer Übey bin Kâb'a soruyor. Übey diyor bana diyor takvayı tarif et diyor. Bana bir misalle tarif et diyor. Sen diyor dikenli bir yolu yürüdün mü? Yürüdüm. Ne yaptın diyor? Dikenlerden kendimi korudum diyor. İşte takva bu. Allah'ın men ettiği nehyeti şeyle öyle kendini korumandır diyor. Velhâsıl bu vel müstavimi bil esar teheccüdler ve seherler ihya edilecek ki gündüze öyle girecek ki ne nefsani arzulara karşı bir mukâmet meydana gelsin. İlahi rahmet tecelli olsun ki seni o günahtan, o yanlış yerden seni korusun. Seherler bir istiğfar zamanı. Kelime-i tevhidi tekrar tekrar tefekkür bir nevi imanı yenileme saatleri. Efendimiz selamlaşma, salavat-ı şerif, efendim buluşma saatleri. Havanın loş karanlığında kabir iklimine girebilmenin bir endişesi, bir hazırlığı. Nasıl vücudumuzda bir takım mekanizmalar varsa, fakülteler varsa, o şekilde manevi mekanizmaları, manevi fakülteleri çalıştırabilmek. Onun sonra اَلَا بِزِكْلَا تَطْمِنُ الْقُلُبْ Kalp işte beraber olacak. O zaman dünyevi menfaatler gözden silinecek. Bir gölge haline gelecek. Efendimiz buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden dirilme günü, yani kıyamet, çok sıcak bir gündür. O gün ferahlama, şimdiden oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat teheccüd kıl. Kıyametin büyük hadisesi için bir kere gücün varsa hacc et veya muhtaca sadaka infak et. Haklı yere bir söz söyle ya da kötü bir söz söylemekten dilini koru. Velhâsıl ibadetler bir nimet, külfet değil.